Arkadaşlar merhabalar. Taş Dil Kursu'nun YouTube sayfasına hoş geldiniz. Melih Hoca ben. Bugün sizlerle modul metinleri alakalı çeviri 5 metin çevirisi yapacağız. Metinleri kısa seçtim arkadaşlar. Bu metinleri genelde sınavda göreceğiniz formatlardan almaya çalıştım elimden geldiğince. Metinleri kullandığım akademik linkleri de metinin altında paylaştım. PDF dosyasını da Telegram grubumuza paylaştım. Telegram grubumuza Taş Dil Kursu'nun Instagram sayfasına girip oradan kayıt olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar metin çevirilerimize bakalım. Adım adım gideceğim. Bir önceki TENS sorusunda da TENS'lerden sonra da metin çevirisi yapmıştık. Yine ona benzer bir şekilde çeviri yapacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. During demiş. During boyunca demek. Parched summer. Parched da arkadaşlar burada kurak anlamında. Kurak bir yaz boyunca. Kurak bir yaz sırasında. Almost hemen hemen demek. 2000 yıl önce. Yani kurak bir yaz sırasında hemen hemen 2 yıl önce. People living. Şimdi arkadaşlar bunun çevirisini yaşayan insanlar şeklinde yapıyoruz. Dikkat edin bunu insanlar yaşıyor diye çevirmiyoruz. İsimden sonra fiili tek başına ing ile kullanıyorsak yaşayan burada olduğu gibi insanlar diye çeviriyoruz. İnsanlar, yaşayan insanlar, şurada yaşayan insanlar, şu anda olan Batı Yeni Meksika olan yani şu anki Batı Meksika'da yaşayan insanlar 2000 yıl önce crawled into sürünmek demek, girmek demek, süründüler gerek ya da sürünerek girdiler. Soğuk, karanlık, midesine volkanik olarak oluşmuş bir mağaraya sürünerek girmişler. To melt, eritmek için donmuş suyu onun kalbinde eritmek için mağaraya sürünerek girdiler diyor arkadaşlar. Burada to melt için diye çevirdik. Onun dışında in order to da olabilirdi burada. In order to'dan sonra da fiili yalın kullanırız. Bunu da melt için diye çevirebiliriz. Melt için girmişler. The ice, buz diyor. Preserve, korumak, muhafaza etmek demek arkadaşlar. Korudu, muhafaza etti. In these naturally cool formations demiş. Ya da burada korunan buz. Bu doğal olarak oluşmuş formasyona da, soğuk formasyona da korunan buz. Şimdi bakın modulumuz geldi. Dikkat edin bunu nasıl çevireceğiz? Buz, korunan buz. Bu doğal olarak oluşmuş formasyonlardaki buz. Might, have, helped. Şimdi might'in anlamı ihtimaldi. Have ile beraber fiilin üçüncü halini kullandığımız zaman da arkadaşlar might, have, verb 3 şeklinde kullandığımız zaman da mış olabilir şeklinde çeviriyoruz. İşte modulumuz burada devreye girdi. Bu korunan buz yardım etmiş olabilir. Atalarına ve eski Puablonlara, bölgedeki Puablonlara yardım etmiş olabilir. Persevere demiş. Persevere'de arkadaşlar direnmek, dayanmak anlamında kullanabiliriz. Direnmesine yardım etmiş olabilir. Through boyunca ya da sırasında five such drought events demiş. 5 saçın tek başına çevirisi böylesi. Böylesi kuraklık, 5 tane kuraklık olayına onların dayanmasına yardım etmiş olabilir bu oluşumlar. Over the course of boyunca 800 yıl boyunca onların orada korumasına yardım etmiş olabilir. Yeni bir araştırma bunu öne sürüyormuş. Toparlayacak olursak yeni bir araştırma öne sürüyor arkadaşlar. Yeni bir araştırma öne sürüyor. Buz, korunan buz, bu doğal olarak oluşmuş formasyonlardaki korunan buz yardım etmiş olabilir. Eski Pavyonlara bölgedeki dayanmasına, böylesi 5 tane kuraklık olayını 800 yıl boyunca atlatmasına yardımcı olmuş olabilir diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta might have helped demiş olması. Bu da yardım etmiş olabilir şeklinde çevirdik. En baştan alıyorum. Çok kurak bir yaz boyunca hemen hemen 2 yıl önce şu anda Batı Meksika olarak bilinen alanda ki insanlar, yaşayan insanlar süründüler. Soğuk, karanlık midesine mağaranın, volkanik olarak oluşmuş bir mağaranın eritmek için donmuş suyu. Onun kalbinde yani mağaranın kalbinde. Buz, korunan buz. Bu doğal olarak soğuk oluşumlardaki yardım etmiş olabilir atalarına, Puabionların atalarında eski Puabionlara bölgedeki direnmesine. Persevere boyunca 5 tane böylesi kuraklığa direnmesine yardımcı olmuş olabilir. 800 yıl boyunca yeni bir araştırma bunu öne sürüyor dedik. Bu birinci metnimizdi. Şimdi gelelim ikinci metnimize arkadaşlar. Geldik. Female Big Game Hunters demiş. Kadın büyük oyun avcıları. Kadın büyük oyun avcıları. May have been demiş arkadaşlar.
olmuş olabilir diye çeviriyoruz. May have been olmuş olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde yaygın olmuş olabilir. Eski Amerika'da şaşırtıcı bir şekilde yaygın olmuş olabilir. Bakın burada might have been de diyebilirdim. Bir ihtimalden bahsediyorum. Might have been de diyebilirdik burada. Bir kadın gömülen 9000 yıl önce gömülen bir kadın onun avcılık araç gereçleriyle, tool kitleriyle is shedding new light. Shed new light arkadaşlar ya da shed light on aydınlatmak, ışık tutmak anlamında arkadaşlar. Aydınlatmak, ışık tutmak. Onun avcılık kitleriyle beraber bölünen bir kadın ışık tutuyor. Cinsiyet, gender cinsiyet demek. Cinsiyet rollerini ışık tutuyor. Bir kadın gömülen, yine aynı kadını anlatıyor. Spear point, spear de mızrak demek. Uçlu mızrakla ve diğer avcılık araçlarıyla kabaca, roughly kabaca 9000 yıl önce Peru'nun Ande dağlarında has re-emerge demiş. Emerge ortaya çıkmak. Re-emerge arkadaşlar tekrardan ortaya çıkarmak demek. Ortaya çıktı. To claim the title. Şimdi arkadaşlar claim the title. Title unvan demek. Claim de tek başına unvan demek. Claim iddia etmek demek. Title da unvan demek. Claim de title unvanı almak için ortaya çıktı. Ne unvanını almak için ortaya çıkmış? En eski bilinen kadın büyük oyun avcısı unvanını almak için ortaya çıktı. Amerikalarda demiş ortaya çıktı. Her discovery onun keşfi öncülük etti. Araştırmacıların şu sonucu bulmasına öncülük etti. Onun keşfi öncülük etti araştırmacıların şu sonucu bulmasına. Among arasında eski Amerikalılar arasında Among arasında demek nearly neredeyse as kadar demek arkadaşlar. Many female as males yani erkekler kadar kadın avcılarda neredeyse hunted avladı. Büyük hayvanları avladığını bu sonucu bulmalarına sebep olmuş bu keşif. A finding yani bir bulgudur. Finding bulgu demek. That de bulguyu tanımlıyorum. That is challenging demiş. Yani challenging ne arkadaşlar? Meydan okuyormuş bu bulgu. Long standing uzun süredir duran, uzun süredir var olan fikirlere about hakkında, eski cinsiyet rolleri hakkında uzun süredir var olan fikirlere meydan okuyan bir bulguymuş bu da. Toparlıyorum en baştan. Kadın büyük oyun avcısı şaşırtıcı bir şekilde yaygın olmuş olabilir eski Amerika'da. Bir kadın 9000 yıl önce onun avcılık kitleriyle bölünen bir kadın ışık tutuyor, yeni bir ışık tutuyor cinsiyet rollerini. Kadın gömülen sivri mızraklarla ve diğer avcılık araç gereçleriyle kabaca 9000 yıl önce Peru'nun Ande dağlarında has re-emerged tekrardan ortaya çıktı. Unvanını almak için, hangi unvanı almak için? En eski bilinen kadın büyük oyun avcı unvanını almak için ortaya çıkmış Amerika'da. Onun keşfi öncülük etti araştırmacının şu sonuca varmasına. Arasında eski Amerikalılar arasında neredeyse erkekler kadar çok kadın da avladı büyük hayvanları. Bir bulgu yani bu bulgu meydan okuyor uzun süredir long standing fikirlere hakkındaki fikirlere meydan okuyor. Eski cinsiyet rollerinin fikirlerine uzun süredir var olan fikirlere de meydan okuyormuş bu bulgu arkadaşlar. Devam ediyorum 3. metinle. Homo erectus bir arkadaşlar insan türü biz Homo sapiens olarak geçiriyoruz. Homo erectus, not humans yani insanlar değil. Homo erectus may have invented. Invent icat etmek demek. May ihtimal. Burada have vergül şeklinde kullandığım için mış olabilir yapacağız. Homo erectus insanlar değil icat etmiş olabilir. Dikenli kemikli yani diken kemik uçlu kemikleri icat etmiş olabilir demiş arkadaşlar burada. Dikenli kemik ucunu sanırım avcılık için kullanılan bir şey olsa gerek. Yani bunu dikkat etmemiz gereken nokta insanlar, Homo erectus değil, Homo erectus insanlar değil, bunu icat etmiş olabilir. 800 bin yıl yaşında bir araç, gereç bunu anlatıyor. Maybe olabilir en eski bilinen, onun türünün bilinen en eskisi olabilirmiş arkadaşlar bu.
A type of bone tool, bir çeşit kemik araç gereci ya da aleti, genellikle düşünülen, to have been invented, icat edilmiş olduğu düşünülen, Stone Age'de neydi bu? Taş çağı sırasında icat edilmiş olduğu düşünülen insanların got its start başlangıcını yaptı arasında hominidlerin arasında başlangıcını yapmış arkadaşlar. Burayı bir toparlıyorum. A type of bone tool, bir çeşit kemik aracı. Genellikle düşünülür bunun icat edilmiş olduğu taş çağı sırasında, taş çağı insanları sırasında başlangıcını vermiş hominidler arasında. Dead de bana ne yapıyor? Burada hominidleri tanımlıyor. Hominidler de yaşamışlar. Hundreds of thousands years before. Yüz binlerce yıl önce yaşamış. Homo sapiens'in evrimleşmesinden önce, yüz binler yıl önce yaşamış hominidler arasında başlamış bu. Yeni bir araştırma bu sonuca varmış. A new study concludes. Yeni bir araştırma bu sonuca varmış, varır diyor arkadaşlar. Toparlayalım. Homo erectus insanlar değil, icat etmiş olabilir sivri uçlu kemikleri. Ya 800 bin yıl yaşındaki bu araç olabilir, maybe, bilinen en eski, onun türünün bilinen en eskisi olabilir. Bir çeşit kemik aracı, genellikle düşünülür bunun icat edilmiş olduğu taş çağı sırasında insanlar tarafından başladı ve başlangıcını yaptı. Hominidler arasında yayılmaya başlamış. Bu detle hominidleri açtık. Hominidler de yaşadı yüz binlerce yıl önce. Homo sapiens evrimleşmeden, evrimleşmek demek. Evrimleşmeden yüzyıllar önce yaşamış. Bir araştırma bu sonuca vardı diyor arkadaşlar. Geliyorum bir sonraki metnime. Dördüncü metindeyiz arkadaşlar. Environmental changes, çevresel değişimler, may have helped, yardım etmiş olabilir. Make, yapmaya yardım etmiş olabilir. Eski insanları daha adapte olmasına yardımcı olmuş olabilir. Çevresel değişimler demiş arkadaşlar. A sediment core, bir tortu çekirdeği, sediment tortu, core da çekirdek, bir tortu çekirdeği. Traces, yani izi dayanır şeklinde arkadaşlar, burada izi dayanır. 1 milyon yıla kadar ekolojik kaymaların Batı Afrika'daki, yani Batı Afrika'daki ekolojik kaymaların 1 milyon yılına kadar dayanırmış. 1 milyon yıl öncesi kadar dayanır. Burada tenslerde bahsetmiştim. Trace, go, date arkadaşlar. Bunları back'le de kullanabilirsiniz. Trace back, go back, date back, dayanır. Tarih oraya kadar dayanır şeklinde geniş zamanlı kullanıyoruz biz bunu. An unforgiving environmental twist demiş. Bir, unforgiving, yani şaşırmayan, affetmeyen, çevresel bir twist de böyle bir hani şaşırtıcı nokta. Deserves, hak ediyor. En azından biraz böyle krediyi hak ediyor. For, için, davranışsal esneklik için bir krediyi hak ediyormuş arkadaşlar. Buradaki twist arkadaşlar, dediğim gibi hani biraz şaşırtıcı nokta için kullanıyoruz. Birazcık neyi hak ediyor? Krediyi hak ediyor. Daha sonra that'le biz bu yine esnekliği açıyoruz. Davranışsal esneklik. Bu esneklik de karakterize etti. İnsan türlerini karakterize etti. Since'den beri, bizim Afrika orijinlerimizden beri yaklaşık 300 bin yıl önce, dikkatinizi çekeceğim bir nokta var. Bakın burada since'i kullandık. Since'den sonra 300 bin yıl önce dedik. Ve burada since verb ikisi hepsi olduğu için that'ten sonra da has characterized yapısını kullandık arkadaşlar. Since kuralımızı bir hatırlatalım. Since'den sonra geçmiş zamanlı bir ifade gördüğümüz zaman diğer taraf have, has, verb şeklinde olacaktı. Burada that'ten sonra has characterized demesinin sebebi de karakterimizi oluşturdu, bizi karakterize etti. İnsan türlerini bizim Afrika'daki kökenlerimizden yaklaşık 300 bin yıl önce, yeni bir araştırma bunu öne sürüyormuş arkadaşlar. Toparlıyorum. Çevresel değişimler yardım etmiş olabilir yapmaya, eski insanları daha adapte olabilir yapmaya yardımcı olmuş olabilir. Tortu çekirdeğin izi sürülür 1 milyon yıl öncesine. Ekolojik kaymaların, shift kayma demek, Doğu Afrika'da. An unforgiving environmental twist, hani affetmeyen, beklenilmeyen çevresel bir şaşırtmaca, hak ediyor. En azından biraz krediyi hak ediyor. Davranışsal esneklik için
Bu davranışsal esneklikle, deple, bu davranışsal esneklikle bizi karakterize etti, insan türlerini karakterize etti. Yaklaşık 300 bin yıl önceki Afrikalı kökenlerimizden biri yeni bir araştırmada bunu öne sürüyor demiş arkadaşlar. Geliyorum son metnimizin de çevirisini yapalım. Bu biraz daha uzun arkadaşlar. Ne diyor? Seven footprints. 7 ayak izi may be. Olabilir. En eski kanıt olabilir. İnsanların kanıtı olabilir. Arap Yarımadası'ndaki en eski insanların kanıtı olabilir. The prints, bu izler, were likely. Likely arkadaşlar olası demek. Maybe, might yerine ihtimal anlamında biz bunu çok kullanırız. Bu izler were likely, o muhtemelen olası olarak yapılan, insanlar tarafından yapılan, stopping, bakın insanlardan sonra direkt ing'yi kullanmış, isim artı verb ing, insanlar duran, içmek için eski bir gölden su içmek için duran insanlar tarafından yapılmış olabilir. Bu bir olasıdır diyor. Likely ile beraber araştırmacılar bunu söylüyormuş. Ayak izleri keşfedilen bir zamanlar yağmurla hani dolu bir göl olan Suudi Arabistan'ın Nefut çölünde suggested şunu öne sürüyormuş. Ayak izleri footprints discovered keşfedilen ayak izleri bir zamanlar, once, bir zamanlar yağmurla dolu bir göl olan Suudi Arabistan'ın Nefu çölünde suggested şunu öne sürüyormuş bu ayak izleri. İnsanlar on the move, hareket halindeki insanlar made a pit stop. Pit stop belki Formula 1 yarışlarını biliyorsanız bilirsiniz. Kısa bir duruş yaptılar orada. Kısaca durdular. More than 100,000, 100 bin yıl önceden daha eski bir süre orada kısaca bir durduklarını öne sürüyorlar. İlk kısmı toparlayalım. 7 ayak izi olabilir, en eski kanıt olabilir. İnsanların Arap Yarımadası'ndaki en eski kanıtı olabilir. Bu izler olasıdır, yapılmış olması olasıdır insanlar tarafından. Su içmek için eski bir gölden, su içmek için duran insanlar tarafından yapılmış olabilir. Araştırmacı bunu söylüyormuş. Footprints, şuradayım. Keşfedilen ayak izleri bir zamanlar yağmurla dolu olan gölde, Suudi Arabistan'ın Nefu çölünde şunu öne sürüyormuş. İnsanlar on the move, hareket halindeki insanlar yaptılar bir pit stop, kısa bir duruş yaptılar orada. Yaklaşık 100 bin yıl önceden daha fazla orada bir duruş yaptılar. Devam edelim. 7 insan ayak izi. 7 insan ayak izi. Bakın tekrar likely var. Muhtemelen en eski kanıttır. Homo sapiens'in Arap Yarımadası'ndaki en eski kanıtıdır bu. Yeni bir araştırma bunu buluyormuş. Dating sediment from above and below the foot impressions demiş. Tarihlendirmek ya da bunun tarihini bulmak bu tortuların yukarıdan ve aşağısından. Bu ayak impressions, ayak izlerinin yukarısından ve aşağısından tortu izlerini bulmak. Place system, place yerleştirmek. Onları yerleştiriyormuş around yaklaşık 112 bin ile 121 bin yıl arasına, yani bu tarihler bu yaş aralığına onları yerleştiriyormuş. Araştırmacılar raporlamış 18 Eylül'de Bilim Advance'de eski en eski kanıt insan kanıtı bölgedeki dates dayanır. En azından 86 bin yıl öncesine dayanır diyerek de karşılaştırma yapmış. Toparlayalım ikinci kısmı. 7 insan ayak izi muhtemelen en eski kanıttır. Homo sapiens'in en eski kanıtıdır. Arap Yarımadası'ndaki yeni bir araştırma bunu buluyor. Dayandırmak, tarihlendirmek tortuları yukarıdan ve aşağısından bu ayak izini places yerleştirir bu ayak izlerini yaklaşık 112 binden 121 bin yaş yıl aralığına yerleştirir. Araştırmacı raporlamış. 18 Eylül'de Bilim Advance dergisine yayınlanmış. En eski, önceki en eski kanıt, insan kanıtı bölgedeki de dayanıyormuş. 86 bin yıl öncesine dayanır demiş arkadaşlar. Bunların kaynakçılarını aşağıda link olarak paylaştım. PDF dosyasından makalelerin tamamını okumak isterseniz ulaşabilirsiniz. Bu kısım bu kadar. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar modullar alakalı soru çözümü olacak ve modulları tamamen tamamlayacağız. Siz de bu çevirileri kendi başınıza yapmaya çalışın. Telegram grubundan bunları paylaşımlarını yapacağım. Bir sonraki dersimizde, soru çözüm dersimizde görüşene kadar kendinize çok dikkat edin. İyi günler diyorum arkadaşlar.